Survivor fragmanı, Survivor fragmanı. Atalım ya bir Survivor fragmanı. 15 dakika var kura çekimine. Bir Survivor atayım. Survivor mavi takım. Kim var mavi takımda? Ses ver dayı. Kıntı çıkmıyor değil mi abi? Ya iyisindir ya da kötü. La Fontaine'den masallara gerek yok. Bu sene kaderim benim elimde. Senden memnun değilim ya. Saç ve bıyık. Memnun değilim. Erken elenecek gibi geliyor. Devam. Geçmişi bir kenara bıraktım. Sadece bu seneye odaklan. Evet. Ve de birkaç kişiye. Eğlenir İddialı gibi konuşmayı geldi. Pek devam. Sevmem ama iki yarı finalden sonra bence pek de hafife almayın. Artık SMS yok. Şimdi performans zamanı. Hadi gücünüzü görelim. Ha bir de gerçek yüzünüzü. Niye millet bu kadar sinirli be abi? Gitmeyin o zaman madem kavga edeceksiniz. Oy. Bilenler bilir. 2 yıl önce adayı yakıyordum. Şimdi sizi yakmaya geliyorum. En sevmediğim yarışmacıdır. Hep daha önce de söylemiştim bunu. Geliyorum. Hem de harika bir morelle tatlım. Komik yarışmacı olmayı sevmem ya. Bir yerdeki komik yarışmacı. Komik yarışmacı zayıf karındır ya. Her eşleşme bunu alacaklar, ağlayacak. Niye ben yenildim, niye yeniliyorum yine? Öbür tarafta mesela Nagihan varsa her tur bunu alacak. Diyecek ki niye beni alıyorsun her tur. Bir yarışmacı Survivor'da ekrana çıktığı an arkadan guttiri guttiri neşeli müzik çalınıyorsa kaçarım o işten abi. Adada yılanlarla dans eden bir çocuğun hikayesini izlemek istiyorsanız hazır olun. Başlıyoruz. Bildiğiniz her şey... Yapmam gerek. Pardon. Bu denk geldi artık. Yapacak bir şey yok. Şeyi unutun. Tüm kalıpları kırmaya, şampiyonluk kupasını kaldırmaya geliyorum. Damla Hoca iyi yarışmacıdır bak. Damla Hoca yarışmacıdır da yani şampiyonluk kupası çok iddialı olmuş ya. Zor geliyor bana o işler. Herkes birbirinden korkarken ben kendi yapacaklarımdan korkuyorum. Felipe Melosu'dur buraların. Emre Belözoğlu'sudur. Buraların yarışmacısıdır. Tehlike arz eder. Survivor dünyanın en zor ve en renkli yarışması. Bizim rengimiz belli. Bu kalemin olanlar düşünsün. Son şampiyon ait olduğu yere geldi. Nefsi Airlines uçuşumuz kısa bir süre sonra başlayacaktır. Kemerleri sıkı bağlayın. Çünkü uçuşumuz çok yüksekten olacak. Çok ciddi şampiyonluk adayımdır Nefise. Hikaye anlatmaya, oyun oynamaya gelmiyorum. Paketlemeye geliyorum. Dominik'in Poyraz'ı sert eser. Dikkat et çarpmasın. Güzel laf bu arada. Sen de yokum ama ya. Bu oğlanda bir samimiyete dair bir eksik hissediyorum ya. O adam bana geçmiyor ya. Survivor All Star 1 Ocak'ta TV 8'de. Tamam, kırmızıya geçeyim. SMS yok. Survivor tanrıçası. Şimdi rakiplerim düşünsün. Tabii ortada kraliçeye rakip kalırsa. Lan bunu... Acun abi editini de bol yapmışsınız. Çok etkileyici olmuş bu video. Bu ne? Ben Bozok Gören. Çok uzaktan geldim. Haybe'ye gelmedim. Yok ya, sevmem Tur abi. Tur abi ya, yancı adam sevmem ya. Yeni adım Malolo. Bozok Nakoy. Aloha. Yok abi ya. Aleyküm selam. Yok olmaz ya. Yancı adam sevmem ya. Bu sene farklı bir gizem izleyeceksiniz. Daha hırslı, daha güçlü, daha acımasız. Tek de eğlenir gibi geldin de bakalım. Yıllar sonra geldim, gördüm. Bazılarının ayarları kaçmış. Şimdi onları fabrika ayarlarına döndürmem ve o kupayı da almam lazım. Doğukan iyi parkurcuydu bu arada. Hala o fiziği falan koruyor mu bilmiyorum da fiziğimizi iyi koruyorsa... Yarışmacı da etkili olabilir. Ne de barım, ne de barım.
Daha önce... Ya abi sen bana çok 2 hafta sonra bağırsak enfeksiyonu geçirmiş Nihat. Kötü bir haberim var çocuklar size diye evine yollanacak adam gibi hissettiriyorsun. Niye böyle? Seni niye sanki çok ısrar etmişler de gelmişin gibi duruyor ya? Hiç çok zahmet verdik sana da gibi duruyor ya. Yani aman ya Nihat abi vallahi büyük zahmet oldu sana gibi duruyor. Niye bir sen görünce sana bir mahcubiyet hissediyor? Yani enişteye kendimizi metroya kadar attırdık ya. Enişte kusura bakma sana da bu saatte zahmet oldu. Ne zahmeti çocuklar diyen böyle ekşi suratlı enişte gibi duruyorsun ya. Başardım. Şimdi neden olmasın? Ama sadece biraz zaman verin ben. Ya Survivor... Abi iddialı bir laf et diye geldiğin yerde birazcık zaman verin bana denir mi ya? Ya abi çok. Bu senenin hayal kırıklığı sen olacaksın Nihat abi. Yani ben hiç bir yarışmacının ilk giriş cümlesinin şöyle bir şey olduğunu görmedim. Birazcık zaman verin ya çocuklar. Yani durun bir nefesleneyim deseydin abi böyle bir laf olur mu ya? Melek mi? Şeytan mı? Hangisini hak ediyorsanız bu sene onu göreceksiniz. Geçmiş geçmişe kaldı. Hazır olun. Benim yıldırımım her yeri aydın... İyi yarışmacıdır. Saçlar tutmadı ama. Ekim kötü ekim oldu ya. Anlatacak. Sözde krallar, sözde kraliçeler. Siz bir çekinin, izleyin. Çünkü ben geldim. Sahra Başkan'ın iki tane trash talk'una bakar evine dönmen ya. Bu kadar abartma kendini. Bir baktım ki gencecik çocuklar böyle pazolo mazolo canavar gibi gerçekten beni parçalayacaklar. Ama Survivor ritmimi bozmayın. Vallahi hepinizi eve gönderirim ha. Benim desteklediğim yarışmacım. Biraz kronik sakat onun dışı Ece'yi severim. Kendime güveniyorum. Çünkü Survivor'ın... Bu da kronik ya. Merve'yi de severdim de. Son iki kırmızı takım biraz Beşiktaş'a benziyor ya. Çok fazla kronik sakat var ya. Nihat, Merve, Ersin. Yani birinin bacaklar patlamasa diğerinin patlar gibi geliyor maalesef. Zorluklarını biliyorum. Kısacası herkesten daha tecrübeliyim. Oy, Beşiktaş gibi dediğim için özür dilerim. Beşiktaş'ta bir tane şöyle adam olsa en azından konferans liginde gruptan çıkardık. Çok büyük yarışmacıdır. Büyük winner'dır. Şampiyonluk adaylarından biridir. Geçen sene öttürdü be abi genç adamları. Sırtını alıp gezdiriyordu herif. Acayip mentalitesi var bu adamın. Ben sana söyleyeyim çok kritik öneme sahip bir adam. Bu sene zaten kırmızı takımı taşır beyler. Size söyleyeyim kırmızı takımda 3-4 tane kronik sakat var. Kırmızı takımda bastonlu adam var ya. Yaşımdan dolayı beni ciddiye almayanlar utandı. Bu sezon... Küfür edecek sandım. Yaşımdan dolayı beni ciddiye almayanlar... Daha da gencim, daha da hazırım, daha da hırslıyım. O kupayı istiyorum. Alabilir beyler. Özgür Bey'e güvenirim. Korkmuyorum. Yine oraya kızım gidiyorum. Bir şarkı çıkarmışsın. TikTok ana sayfaya giriyorum. Benzini diye bir şarkı dönüyor duruyor. Ne reklam bastınız? Berbat şarkı. Basıp durma reklamı. Parana puluna yazık. Git yarış. 4 hafta orada ne duyurabiliyorsan adını duyur dön ya. TikTok ana sayfaya giremiyorum. Mahvettin TikTok ana sayfamı ya. Devam. Ve artık Survivor kupasıyla birlikte şarkılarımı söyleyip tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmak istiyorum. Bu ne? Kimsenin kimseye güvenmediği ama güveniyor rolü yaptığı. Baksana abi kırmızı takım Beşiktaş Jimnastik Kulübü ya. Adam bastonla geldi ya. Maskeli baloya hoş geldiniz. Sizi beni yenebileceğinize kim inandırmış bilmiyorum ama sizi iyi kandırmış. Alayınız gelse alay ederim. Şunu anlamadım. Performans yarışması mesela bunu ne kadar kaç hafta taşıyacaklar bastonunu? Bu birkaç hafta diyecek ki ben oynamayayım beyler. Ben hani sakatım diyecek. O haftalarda takım arkadaşları Tur abi yazdı diyelim. Öbür takımda Mur abi yazdı. Bunlar son oyuna çıktı eleme oyununa. E bu herif nasıl dayanacak eleme oyununda? Hadi sakat diye onu yazmayalım dediler bir iki hafta diyelim. E o da
sakat adamı taşıyorsun takımına, bir yandan o da zor. Her eşleşmede karşı taraf senden bir avantajı seçecek. Bu sefer sana dezavantaj olacak. Yani baston kolpa mı diyorsunuz? Değildir abi ya. Kaza geçirdi çünkü Tur abi. Yani kaza geçirdiği kolpa değil. Kaza geçirdi. Rollenme değil yani. Benim bildiğim kaza işi gerçek. Rollenme değil beyler ya. Harbi sakat. Ama güzel bir Survivor bizi bekliyor. Benim hayalimdeki Survivor buydu. Yani her meydanı baba, herkes kapışsın. Herkes kapışsın. Kim kimden iyiyse. Eleme oyunu mesela. İki adanın en çok yazılan adamı çıksınlar, kapışsınlar. Kim daha uzun süre dayanırsa mesela o kazansın. Mesela Türkiye Yunanistan Survivor öyledir. O zamanlar SMS yoktu. Son eleme oyunu oynanıyordu. Mesela bir ağaç kovuğunun üstünde saatlerce tek ayakta bekliyordu adam. Artık böyle uyuşuyorsun yani, saatler duruyorsun. Medite olman lazım yani. O böyle fiziki dünyadan falan çıkman lazım. Öyle inanılmaz görüntüler izliyorduk. O SMS'in tamamen olmaması inanılmaz doğru karar. Yani çok acayip bir Survivor izleyeceğiz. Heyecanla bekliyorum. Daha önce açıklamıştım tuttuğum isimleri, tekrar açıklayayım. Nefise, Ersin Korkut ve Hakan Atiboğlu'nu tutuyorum. Küre'de başarılar diliyorum. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum.